Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Apple'ın dün tanıttığı iOS 17'yi telefonumuza kuracağız ve siz bu güncellemeyi telefonunuza nasıl kurabilirsiniz? Bunun hakkında konuşacağız. iOS 17 ile ilgili daha fazla video gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an için iOS 17'yi kurmanın pek çok farklı yolu var. Fakat ben burada en basit ve en hızlı yöntemi göstereceğim. İlk olarak yapmamız yapmamız gereken iPhone'da App Store'a girip Apple Developer uygulamasını telefonumuza kurmamız gerekiyor. Zaten 16 MB olduğu için de telefonunuzda hiçbir şekilde bir yer kaplamayacaktır. Uygulama çok hızlı bir şekilde kurulduğundan direkt olarak açıyorum. Ve burada sağ tarafta bulunan Account bölümüne gelip buradan giriş yapıyorum. Herhangi bir şekilde kaydolmamıza gerek yok. Zaten Apple kimliğiyle buraya çok hızlı bir şekilde girebiliyoruz. Bundan sonrasında artık uygulamayla herhangi bir işimiz kalmadı. İşlemler tamamlanmış oldu. Şimdi ayarlara gireceğiz ve genel buradan da yazılım güncellemeye geldiğimizde burada bizleri otomatik güncellemenin altında bir sekme karşılıyor. Buraya bastığımız zaman beta güncellemelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Buradan iOS 17'yi seçtim ve geri geldiğimizde gördüğünüz gibi iOS 17 güncellemesi önümüze çıkıyor. Güncellemeyi indirdiğimizde artık telefonumuz iOS 17'ye geçmiş olacak. Bu yöntem sadece iPhone'lar için değil iPadlerde de ve Mac cihazlarda da macOS ve iPadOS 17 güncellemelerini rahat bir şekilde yükleyebilirsiniz. Yapacağımız işlemler yine birebir aynı. Şimdi iOS 17 alacak cihazlara baktığımız zaman maalesef ki bende büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X. Artık güncelleme almayacak. iPhone X ve 8 serisi aynı zamanda tanıtılmıştı. Ama baktığımızda iPhone X 10. yıla özel bir telefon olarak bence bir güncellemeyi daha kesinlikle hak ediyordu. iPad tarafında ise daha farklı bir olayla karşı karşıyayız. iPad'lerde güncelleme desteği iPhone'lara oranla çok daha uzun diyebilirim. iPad 6. nesil bile halen iPadOS 17 güncellemesini almaya devam edecek. iPad 6. nesil yani iPhone 7'nin büyütülmüş hali A10 Fusion gibi eski bir işlemciye rağmen Apple desteğini kesmedi iPhone 7 geçtiğimiz sene artık güncelleme almıyorken iPad 6'nın halen bir güncelleme alması gerçekten şaşırtıcı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone X hakkındaki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca güncelleme ile ilgili sorularınız olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Bana destek vermek, gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.